Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Millet İttifakı olarak... Şu ittifakın adını değiştirsek... Ne diyeceğiz? Altı patlara ne dersiniz? Davutoğulları. Şu oturma düzenine de karar vermemiz lazım. Yaş sırasına göre oturalım. Ülke bu haldeyken oturma düzenini mi konuşacağız? Beni konuşalım. Ben bakanken bir oturma düzeni vardı, mahvettiler. O halde herkes hazırsa başlayalım. Ben rahat değilim burada. Ses nereden geliyor? Ruh mu çağırdınız? Yok, şey o. Ben niye masada değilim? Ya altı kişilik yer ayırtmışız. Ya şunu çağırmasaydınız o ben zaman. Ben mi? He, oyun kaç kişilik? 1.87. Boyun demiyor, oyun diyor. Ha, 0.87. Al işte. Ben niye masada değilim? Pervin, basın gelecek şimdi. Görüntü alacaklar. Kapatıyorum. Niye? Benden utanıyor musun? Kapatmam lazım. Tünele giriyorum. Kapandı. Şekerim düştü benim. Yemek nerede? Gelecek. Sana sormadım. Biliyorum. Reklam olsun. Siparişi verdim. Geliyor. Ne geliyor? Gelmekte olan. Ya şimdi neyi konuşacağız biz? Benim bakanlık yaptığım dönemi konuşalım mı? Ne dönemdi be? Ha? Orta Asya'dan geldik. Selçuklu, Osmanlı falan çok bir şey yapamadık. Sonra ben bir bakan oldum. Hop süper güç olduk. Bir bıraktım. Hop dibe vurduk. Hayır, ben başbakanken süper güç olduk. Hayır, ben destek verdiğim için süper güç olduk. Yeter. Ben bu kadar seçim kaybettiğim için süper güç olduk, tamam mı? Takdir etmesini bilin. Saçma bir şey mi söyledim? Her zamanki dozda diyelim. Şu güçlendirilmiş parlamenter sistemi anlatsana Meral. Güçlendirilmiş parlamenter sistem güçlendirilmiş yeni formülüyle şimdi çok daha güçlü. Formül ne bu arada? Formülü kimseye söylemiyoruz. Güçlendirilmiş eyalet sistemi de olmalı. Her neyse, o halde ortak bildiriyi açıklayalım. Ne zaman? Anlamlı bir tarih olmalı. 27 Mayıs boş, 12 Mart da olabilir. 28 Şubat'a ne dersiniz? Ben 28 Şubat'a okeyim. Her türlü 28 Şubat'ın altına imza atarım. Attım, gene atarım. Aa, ne güzel. İttifakın yeni ismini de bulduk. 28 Şubat İttifakı diyelim mi? Rakamlarla konuşmayı severim, bana uyar. Ben her türlü okeyim. Ben emin değilim. Ya şu masada bile anlaşamazken ülkeyi nasıl yöneteceğiz biz? 7 bölge var, herkes bir bölgeyi yönetiyor. Öyle demek istemedi ki, değil mi Pervin? Ya ben niye dolaptayım, niye masada değilim? Bitirdik toplantıyı Pervin, kalkıyoruz zaten. Bir dahakine söz. Yemekler gelmedi. Ha, ben yemeğin parasını ödemeyeceğim deyince onlar da getirmediler demek ki.